Herkese merhaba. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ben Ramize. Arkadaşlarımızla başlatmış olduğumuz video serilerinin 9.sıyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşım Nuriye sizler için pankekten süt dilimi yapacak. Kendisine video için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi seyirler dilerim. Merhaba arkadaşlar. Ben çok gezenti Ramize'nin arkadaşı Nuriye. Bugün sizlere pankekten süt dilimi yapacağım. İlk önce malzemelerimizi tanıtayım size. Pankekten süt dilimi yapmak için ilk olarak krem şanti hazırlamamız gerekiyor. Ve krem şantiyi hazırlamak için de 1 paket krem şanti ve 1 su bardağı süt kullanacağım. Krem şantimizi hazırlayıp buzdolabına koyduktan sonra pankekimizin malzemelerini sizlere anlatmak istiyorum. İlk olarak 1,5 su bardağına yakın un, 1,5 fincan şeker, 2 kaşık kakao, kabartma tozu, vanilya ve 1 yumurta. Bunları karıştırmak için de 1 su bardağı süt tekrar kullanacağım. Evet arkadaşlar, şimdi krem şantimiz hazır. Gayet güzel bir kıvam aldı. Şimdi bunu daha da sertleşip iyice güzel olması için buzdolabına kaldırıyoruz. Bir yarım saat veya sizin artık ne kadar vaktiniz varsa o kadar süre dinlendikten sonra çıkaracağız. Döke saça da olsa pankekimizin hamurunu da hazırladık. Kıvamı böyle gördüğünüz gibi gayet akışkan. Kek hamurundan daha akışkan olmalı. Şimdi bunu krep tavasında çok az fırçayla yağladığımız tavada küçük küçük porsiyonlar halinde pişireceğim. Yalnız dikkat etmeniz gereken şu. Hamurumuz kakaolu olduğu için piştiğini anlayamayabilirsiniz. O yüzden çok pişirmemeye çalışın ve çok erken de almayın. Çok az yağladığımız krep tavasında küçük küçük kaşıkla koyarak küçük porsiyonlar halinde pişireceğim şimdi. Ve pişirdikten sonra da kapalı bir kaba koymaya dikkat edin. Çünkü kuruyabilir. Maksat burada kurumaması. Evet arkadaşlar, krem şantimizi hazırladık ve pankeklerimizi pişirdik. Aynı bu kıvamda olacak. Siz açık kahverengi olan yeri dışa getirerek şöyle bıçak yardımıyla krem şantimizi bol bir şekilde sürüyoruz kenarlarından. Çok dışarı taşmasın. O zaman hem tabağa bulaşacaktır hem de kötü bir görüntü elde edecektir. Şöyle alıp tabağımıza koyuyoruz ve bu işleme devam ediyoruz. Bunun birkaç tane yapayım ben. Bir de bunu siz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kenarlarını Hindistan cevizine, çikolataya ya da herhangi bir pasta süsüne batırıp daha hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Ben bugünlük böyle yapmayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar, pankeklerimizi hazırladık. Devam burada. Bunları sonrasında yapacağım. Bayağı hem krem şantisi hem de hamuru bereketli oluyor. Bunları sonra devam edeceğiz. Şimdi buraya gelelim. Bunun hazırlanması bitti. Ama siz isterseniz ki ben bunu biraz farklı istiyorum. Siz krem şantisinin içine muz, damla çikolata, işte herhangi bir meyveyi falan da koyup zenginleştirebilirsiniz. Biz böyle yapmayı tercih ettik. Ve afiyet olsun deyip teşekkür ederim izlediğiniz için. Evet arkadaşlar,
pankekten süt dilimimiz bittikten sonra ben birkaç tane pankeki ayırdım ve onları ince ince doğradım. Zaten krem şantimizi de artmıştım. Tabağın altına pankek kırıntılarını koydum. Arasına kalan krem şantiyi ve üzerine yine pankek kırıntıları. Yani bu hani puding gibi böyle kaşıkla alıp alıp yemek için, yani öyle yemeği sevenler için de harika bir alternatif olacaktır. Bu da çok güzel oldu. Denemenizi isterim. Afiyet olsun.